Arkadaşlar, İstanbul Yeni Havalimanı tabii ki 2012 yılında çalışmalarına başladığımız ve ülkemizin hatta şu anda dünya ölçeğinde herkesin gözünün üzerinde olduğu çok önemli bir milli projemiz. İstanbul Yeni Havalimanı bir başarı öyküsü olacak. İstanbul Yeni Havalimanı gelecek nesillerin Türk sivil havacılık tarihinde bir dönüm noktası olarak hatırlayacağı bir proje olacak. Bu proje o kadar önemli bir proje ki her yönü bir kriz yönetimi. Bu proje özel sektör, kamu sektörü, siyasi iradenin hep birlikte destek olması gereken, bedel ödemesi gereken bir proje. Hedef 29 Ekim 2018. Hepimiz biliyoruz. O tarihte bu havalimanımız açılacak. Bütün gelişmeler, bütün çalışmalarda bu konuda herhangi bir aksama ve öteleme olmayacağını açık seçik ortaya koyuyor. Sayın Sefer Başkanım burada. Usul dizaynları yapılmıyor. Sadece başlı başına İstanbul Yeni Havalimanı, sadece İstanbul hava sahasında değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir proje. Romanya, Bulgaristan ve Orta Avrupa'ya kadar anlaşma mektuplarıyla bizden kalkan, onlardan kalkıp bize inen, bizden kalkıp onlara inen bütün bu ülkelerin de hava sahalarını birebir etkileyecek bir proje. Bu nedenle arkadaşlarımız İstanbul Havalimanı hava sahasına yönelik olarak kapasite artırımına gittiler. İstanbul Yeni Havalimanı devreye girdikten sonra burada çalışacak olan hava trafik kontrolörlerimin, kulede, yaklaşmada görev yapacak olan arkadaşlarımın da sayılarının ve eğitimlerinin bu yeni usul dizaynına göre bir şekilde olgunlaştırılması gerekiyordu. Bugün itibariyle 100 tane hava trafik kontrolörüm İstanbul Yeni Havalimanı sahasına yönelik olarak eğitimlerini tamamladılar. 25 tane personelimin, hava trafikçimin şu anda eğitimleri devam ediyor. 25 tane hava trafik kontrolörüm de konusunda deneyimli diğer meydanlarda görev yapanlar buraya çekilecekler. Yani 150 tane hava trafik kontrolörüm benim istihdam olarak, eğitim olarak, yeni hava sahasının usul dizayna uygun olarak ilave eden buraya kanalize ediliyor. Sistem ve cihazları temin ettik. Usul dizaynlarını yaptık. Bütün Avrupa hava sahasında etkileşimde olan ülkelerle draft anlaşma mektuplarını hazırladık. Toplantılarımızı yaptık. Eurocontrol'la raporlarımızı yaptık. Personelimizi tebrik ettik. Biz İstanbul Yeni Havalimanı devreye girdikten sonra bu havalimanının hava sahasında artık hazırız ve varız. Bunlar hiç dile getirilmedi. Hiç kamuoyunda yansıtılmadı. Bu son derece önemli bir konu. Ve devlet hava meydanları sadece İstanbul Yeni Havalimanı'nın projeleriyle, takibiyle, denetimiyle, kontrolüyle uğraşmadı. Asıl hava sahasıyla ilgili çok yoğun bir alın teri ve akıl teri akıttı. 26 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanı çağırmayacağı söyleniyordu. Var mı? Şimdi biz o konuyla ilgili her türlü hazırlığımızı yaptık. Pistin birinde, SCR, PCR değerleri alındı, pist boyaları yapıldı, piste enerji getirildi, pürüzlük testleri yapıldı. Her şey bizde hazırız. Şöyle, zaten iniş olsaydı biz dedik ki notam yayınlayacaktık. Görerek şartlarda pilot sorumluluğunda diyecektik. Öyle mi başkanım? Evet, evet. Ondan dolayı aletle iniş yaptırmayacaktık. Optrikor kaptanın da ben pisti göreyim olabilirim. Böyle olması. Evet. Biz hazırız, yaptık ama tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Pilotlarının takdiridir. Ama biz hazır hale getirdik. Sözümüzü yerine getirdik. Bundan sonrası beyefendinin takdirine kalmış. Kesinlikle öyle. Zevki ayrı ama sorumluluğu da aynı ölçüde büyük. Gerçekten öyle. Haklısınız. Zorunda da tabii ki çok var. Hangi konu? Pardon.
Hiç bilmiyorum. Hep birlikte öğreneceğiz inşallah.